Burada Taksim Gezi Parkı'nda Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanan, düzenlenen bu sergide gerçekten kendi alanında en iyi işler, en iyi ustalar var. Şimdi onlardan birinin yapmış olduğu geleneksel gölge oyunu kahramanları benim elimde. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Sizi tanıyalım, adınız? Suat Vera. Şimdi karagöz ustası derken, yani bunları hazırlama anlamında mı, yoksa siz hayalilikle yapıyor musunuz? Bu hayali aşamasında değil ama tamamen tasvir boyutunda. Bir de çırak, orada otur. Bak kalk, sen mikrofonu tut. Yardım et bakayım bana. Yardım et bakayım bana. Yardım et bakayım. Evet. Yaşa. Evet. Evet. Şimdi bunları kaç yıldır siz hazırlıyorsunuz? Yaklaşık, kaç yıldır bu işin içindesiniz? 24 senedir bu tasvirler üzerinde yoğunlaştık ve bunları geliştirdik. Şeyler. Aynı zamanda aile mesleğimiz bu bizim. Nerede? Abimden gelme. Abiniz? Abim de Tevfik Veral. Evet. O anlamda biz bunları daha çok geliştirdik. Özgün kültürümüze kattık. Her şeyden önce bizim özümüz olduğunu, gölge sanatının ayrı bir yer tuttuğunu, Türk halkında da ayrı bir yer tuttuğunu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini anımsatmak için de elimizden geldiği kadar. Şöyle bir figürü ne kadar zamanda hazırlıyorsunuz? Yani şu elimde görmüş olduğunuz rengarenk. Bu tasarımdır. Ayrı bir noktadır. Detay ve incelik vardır burada. Evet. Kendi özgün sanatınızı, kendi kültürümüzü de yaygınlaştırmak adına baktığınızda Aydın yöresinin bir zeybeği var elinizde. Evet, yaklaşık bir 3-4 günlük bir süreç alır. 3-4 gün aynen bununla öyle, uğraşıyorsunuz. Aynen öyle. Teknik ve detay söz konusudur orada. Evet. Çünkü kültürümüzü dedik ya, yayacağız. Bu anlamda bakacaksınız ki bir zenginlik katacağız. Bunlar hep bir tasarım noktası muhakkak. Bu bir seyyar satıcı mı? Bir aktardır. Aktar. Yani evet. Burada aynı zamanda İstanbul'un eski esnafı, seyyar satıcıları. Kesinlikle. Yani siz sadece bizim gölge oyunumuzu değil, artık günümüzde olmayan pek çok esnaf kültürünü de aynen öyle muhakkak tabii ki öyle. Yani kendi özgün figürlerde. Aynen öyle. Yani nasıl hocam, betirirdim? Çok... Ceyhun, kolun yoruldu mu? Hocam ben eski muhabirim. Değer ama değer. Bir anlamda baktığınız zaman antrenmanlıyım hocam. Tuzsuz tiplemesini görüyorsunuz. Tuzsuz Deli Bekir. Tabii Tuzsuz Deli Bekir. Bir las tiplemesi. Yani bunlar hep Moni güzel. Moni ver bak, Moni bağ ver. Abi güzelliğe bakar mısın? Kime benziyorsun ay abi o? Ya ne bileyim. Benim nasıl yandan benziyor mu? Akrabalara falan. Bir de şöyle bakın yani. Şimdi halkımızın mesela böyle fuarlarımıza katıldığımız zaman, işte belediye başkanımızın da daveti üzerine gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın bünyesindeyiz. Nedir? Halkımızın da nabzını tutuyoruz. Diyorlar ki mesela nedir tarihçisi, nedir? Bunu bilgi nasıl, olarak da bilgi olarak da kendi tasarlamış olduğum, yine halkımıza bir kazanım noktasında olması gayesiyle, hem Türk gölge sanatımıza kazanım noktası ilgisiyle bir bilgi noktası olmuş oldu. 1930'lu yıllarda bütün İstanbul'u güldüren karikatürist Cemal Nadir vardı. Evet. Ve Cemal Nadir'in ünlü bir tiplemesi. Evet. Amca bey. Cemal Nadir Güler tam ismine. Evet. Saygılar. Ya sen hakikaten pişmişsin be evladım. Sen bu programdan sonra estağfurullah. Çok güzel. Amca bey, o karikatür ustası Amca bey de onun da figürü yapılmış ve Hacivat ve Karagöz'ü oynatılmış. Misafir mi olmuştu? Evet, bir yerde misafir olmuş. Konuk oyuncu. Evet. Yani bir o Amca bey karakteri tiplemesini de katar mısınız buna? Tabii ki, neden olmasın? Çünkü en azından şöyle düşünmek lazım. Mesela bir ben de bunun fotoğrafı, belgesi var. Tabii ki. Hacivat ve Karagöz'ün arasında o ünlü karikatür tiplemesi Amca bey girmiş. Şimdi tarihe mal olmuş baktığınız zaman bir Nasrettin Hoca gölge oyununda olmalı diye düşünürseniz, Türk halkının kendi özünde, içinde, tarihinde olduğunu Nasrettin Hoca vardı bir yerlerde değil mi? Evet, evet. Ben onu bulmalıyım. Tabii, hemen şurada bakın. Güzel. Görüyorsunuz. Bakarız, bakın harika. O da bir, şu güzel bir ince çalışmadır. Bir tarzdır o çok, da mesela. Bakar çok, mısınız? Bir Mevlana'mız olmalı. Kesin. Yani bunları folklarımızın, özümüzün anlatılması. Sen bu Nasrettin Hoca'dan belediye başkanına bir tane armağan ettin mi? Hazırlıklar yapıyoruz tabii ki. Et, niye biliyor musun? Tabii ki. Çünkü Fatih'ten sonra İstanbul'daki ilk şehremani, yani belediye başkanı, Nasrettin Hoca'nın torunu Hızır Bey'dir. Evet. Buyurun. Şimdi baktığınız zaman oyunun içerisinde gibi gözüküyor ama çok anlattırdığı ve çok düşündürdüğü şeyler de var olduğunu hesap edersek. Bakın orta oyunun, tülahatın, meddahın olduğu ve birleştiği noktalarda. Evet. Karagöz ve Hacivat'ın anlattığı, düşündürdüğü çok şeyler vardır muhakkak. Halkımızın, ben size onun kısa bir izlenimini de anlatayım. İnanın çok büyük sevgi ve ilgisi var. Bu anlamda yani insanlar gelip tabii, bunları alıyorlar mı? Talep kesinlikle ediyorlar. Kesinlikle alıyorlar. Ve nedir? Ben en bir nokta son olabilir. 7'den 70'e. Mesela 7'deki o 7 yaşındaki çocuğun orta yaş grubunun çocuğuna anlattığı bir miras gibi. Anlatıyor ve söylüyor. İşte Karagöz Hacivat budur çocuğum diyor. Tabii. Çok güzel. Tabii. Yani bu çok önemli bir nokta olduğunu size çok çok teşekkür ediyoruz. Renk kattınız programımıza.
Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Evet. Ah, yıktın bak. Perdeyi, eyledin bir an. Varayım sahibime, haber vereyim hemen. Ne oldu şimdi? Yani ne oldu yani? Şimdi ya çok teşekkür ederiz. Ya çok güzel. Teşekkür ederiz. Ya, şimdi çok güzel. Benim hemen araya girmem lazım. Buyurun. Bu konu bitmeden. Buyurun sevgili hocam. Çünkü benim eşim Volkan Saraçoğlu, tiyatro evet. sanatçısı. Evet. Şu anda değerli. Almanya'da evet. ve orta oyunu oynuyorlar. Aa, Sinan Benger, şey. Ayberk Atilla, Volkan Saraçoğlu ve bir arkadaşımız daha Kültür Bakanlığı. Ne kadar orada kalacaklar? Bir ay. Bir ay. Tabii 20 gündür oradalar. Ben bu program için bir orta oyuncusu, bir yani gerçekten sanatçı olarak yani bunu hakkıyla verecek birini aradım boşuna i̇şte bulamamışım. Ya. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği gene bir organizasyonla bir harika. Ay Almanya'dalar. Bu arada sevgili Ahmet Misbah Demircan'a çok teşekkür ederiz. Pide gönderdi ama gitti. evet. Evet. Yani bir de geldi ama şu evet, kadar bir şeyler kaldı. Üç taneydi burada. Betül abla da bir şeyler getirdi, onlar da bitti, kurtulabildiklerimi. Aa evet, bazıları bitti. Hemen bunları anlatalım. Anlat ya, bakalım. Ben bu nedir programa, bunlar sevgili Betül ben hocam? Bu programa geleceğim diye evet. buraya 6 gün geldim ya. Evet. 6 gün içinde dolaşmadığım yer kalmadı ve ben tatlı çok severim. Fakat tatlı bünyeye biraz zararlı, şeker, evet. Sağlıklı bir şey değil. Sağlıklı tatlıları araştırıyorum yıllardır. Şimdi burada gördüğünüz bütün tatlılar sağlıklı. Hemen tanıtalım. Nedir efendim, bu Erzincan yöresi. Abi sen götürdün orada. Ben tanımaya çalışıyorum sen, abi. Hayatım bak lütfen verir misin bir tane sunaycığıma? Nedir sevgili hocam şimdi bu Erzincan? Erzincan yöresinin köme, dövmeç, kesmeceleri var. Bu dövmeç. Ve sadece Erzincan'da var. Sordum burada nedir bunun? Bu neyle yapılır yani? Ya neyle yapılıyor biliyor musun? İnanamazsın yani. Bak tadına anlayabilecek misin? Söyle canım. Sadece ben söyleyeyim. Sadece fındık ve dut. Ya hocam bu bizim oranın işi ne Erzincan'da? Trabzon'da yaparız. İçinde. Biz onu Trabzon'da yapıyoruz. İçinde başka hiçbir şey yok biliyor musun? Ne yağ, ne şeker, ne hamur. Hiçbir şey yok. Sadece fındık ve duttan yapılıyor. Dutu karıştırıyorlar. Evet. Erzincan yöresini. Ya bir dut da ye ya çok güzel. Çok yiyeceğim mutlaka da ben de yani böyle. Ama peki ya. Başka? Peki şimdi başka, bir Mevlevi tatlısı var. Konya lütfen sen okur musun tabii, karışımını? Evet. Burada da yerim bile. Un yok, yağ yok, şeker yok. Bak burada yok. Olmayan şeyler. Un yok, yağ yok, şeker yok. Evet neler varmış bir bak bakalım. Yani şimdi bu Mevlevi tatlısı dediğiniz bizim o bildiğimiz geleneksel Mevlevi kültürünün. Evet. Adını mı öyle koymuşlar? Evet. Sanıyorum o yörenin ve kültürün orada. Konya'ya ait olduğu için adını Mevlevi koymuşlar. Tabii. Yoksa bir Mevlevi tatlısı diye bir şey var. Bunun macun. Belki de benim cahilim. Hayır öyle. Çünkü içinde çok çeşitli baharatlar var. Evet. Ve buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tarlaların içerisinde bulunan peki, bir protein. Peki bu baharatlara çok meraklısınız da ünlü bir macunumuz var. Macunumuzla anılan bir kent. Padişah macunu. Manisa. Ha Manisa mı? Tabii şey. Hı. Mesir macunu. Mesir macunu. Mesir o macunu. Aslında nereye aittir? Ya diş çıkarıyor yalnız benim dişim nereye çıkardı. Nereye ait biliyor musunuz? Nereye? Söyle Ceyhun'cum. Alo. Çaktın abi. Evladım. Duyamıyor. Trabzon. Duyamıyor. O Tortus kralı Mısır. Mısır'ın adı Mesir oluyor. Yani aa. Manisa'da dağıtılan o macun aslında Trabzon'a özgüdür. Mısır zamanla Mesir adına dönüşüyor. Mısır zehirlenmekten çok korkan bir kral ve bu amaçla böyle macunlar yaptırtıyor. Evet. Sonra işte zehirlenerek mi öldü? Yok hayır. Hayır korktuğun şey başına gelir de çünkü. Gelir diyorsunuz. Hayır ama adını oradan almaktadır. Çok evet. çok. Peki başka bir şeyler var mı? Ondan sonra bir de Gümüşhane'nin efendim bu da bizim oraya aittir. Kral pestil ve köme. Aa, inanılmaz ama lezzetli. Ama Gümüşhane'nin gerçekten bunu çok iyi biliyorum. Süper. Ve ben bununla büyüdüğüm için. Evet. Bakayım ben de biraz büyüyeyim. Yani. Sen de bak bakalım. Ya, ben diyorum ki peki bunları nasıl hani elde edeceğiz? Evet. Diyorlar ki bize diyorlar derhal verdiler şeylerini kargoyla gönderelim evet. diyorlar. Çok hoş. Öyle çok bana Gümüşhane'den daha önce gelmişti zaten. Siz böyle çok seviyorsunuz. Sevgili Betül Hocam çok seviyor böyle doğal. Ben çok doğal şeyleri çok seviyorum. Doğal şeyleri çok, çok meraklıyım. Seviyorsunuz.